Evet merhaba arkadaşlar. Bu ünitemizde de DNA ve genetik kod konusuna bakalım. Hücrenin çekirdeğinde kromozomlar mevcut. Gördüğünüz gibi hücrenin çekirdeği yönetim merkezidir. Burada kromozomlar var. Kromozomların da içinde sarmal bir şekilde, sarmal bir yapıda olan DNA'lar var. DNA'ların ...özel noktaları var, bazı yerleri var. Bunlar her insanda belirli kalıtsal durumlara bakıyor. Mesela diyelim ki göz rengi, saç rengi gibi durumlara bakıyor. Bunlara da gen diyoruz. DNA'nın en küçük yapı taşı ise nükleotittir. Nükleotit de bir organik baz, 5 karbonlu şeker ve bir de fosfat grubundan oluşuyor. Evet, DNA parçası protein kılıfla sarıldığı zaman kromozomu oluşturuyor. Burada büyükten küçüğe doğru sıraladığımız zaman en gelişmişi kromozomdur. Daha sonra DNA, daha sonra gen, daha sonra nükleotit şeklinde sıralayabiliriz. Hücre bütün canlıların en küçük yapı parçasına denir. Canlıların en küçük yapı parçasıdır. Kromozom ise DNA'nın özel bir protein ile çevrilmesi sonucu oluşan yapıdır. Yani DNA artı özel bir protein kılıf biz buna ne diyoruz? Kromozom diyoruz. Bu şekilde yani kromozom DNA'nın protein kılıfına sarılmış halidir. Her canlı türünde belirli sayıda kromozom vardır. Bu kromozom sayısının çok da bir önemi yoktur. Yani canlı hakkında bir fikir vermez bize. Örneğin işte insanda 46, moli balığında 46. Şimdi mesela bu iki canlı da aynı kromozom sayısı denk gelmiş. Yani burada hiçbir bu iki canlı arasında bir benzerlikten bahsedemeyiz. Mesela filde 56, soğanda 16, güvercinde 16. Yani bu filin 56 olması onun gelişmiş bir canlı olduğunu, soğanın 16 olması onun basit bir canlı olduğunu göstermez. Böyle şeyler yoktur. Kromozom sayısı canlı hakkında bize fikir vermez. Bize fikir veren e, canlının kromozomlarındaki genlerin sayısı, çeşidi, nükleotitlerin dizilişi bunlar bize fikir verir. Evet burada da zaten uyarı olarak söylüyor. Kromozom sayısı ile canlıların gelişmişliği arasında bir bağlantı yoktur. İnsanda 46 kromozom, eğri otunda 500 kromozom vardır. Burada eğri otu daha gelişmiştir gibi bir şey diyemeyiz asla. Yine burada bazı canlıların kromozom sayılarının örnekleri verilmiştir. Kromozom sayıları bazı canlılarda dediğimiz gibi aynı olabiliyor. Yani bir X bir de Y canlısı verse Bunların kromozomları kesinlikle farklıdır diyemeyiz yani aynı da denk gelebilir. Ama aynı tür içinde aynı olmak zorunda mutasyon olmadıysa. Farklı türe sahip olan canlıların kromozom sayıları da gene aynı olabilir dedik. Örneğin işte soğanla güvercinin 16 olması gibi. Kromozom sayıları eşit olan canlıların benzer olduğu anlamına gelmez. Yani canlıların kromozom sayısı aynıysa bu canlılar benzerdir, aynıdır gibi bir şey kesinlikle diyemeyiz gene örnekte verildiği gibi canlıların vücut büyüklüğü ile kromozom sayısı arasında da herhangi bir ilişki yoktur. İşte iki canlı vücut büyüklükleri çok farklı, kromozom sayıları aynı. Benzer türdeki sağlıklı canlıların yani burada sağlıklıdan kastı mutasyona uğramamış. Canlıların kromozom sayıları aynıdır. Mesela şimdi insanda mutasyon sonucu Down sendromu olur. 47 kromozoma çıkar bu. O zaman mutasyon sonucu kromozom sayısı değişmiştir deriz. Kromozom sayısının bilinmesi türün özellikleri hakkında da bize hiçbir bilgi vermez. İnsan hücresindeki kromozom sayısı 2n eşittir 46'dır. Bu 2n vücut hücrelerindeki kromozom sayısıdır. Bunlardan 23 anneden 23'ü babadan gelir. Yani 23 tanesi yumurta hücresinden 23 tanesi sperm hücresinden gelir. Bunlar da üreme hücreleridir. Üreme hücrelerinde vücut hücrelerinin yarısı kadar kromozom bulunur. Yani 2n kromozom vücut hücrelerinde bulunur. Bir de üreme ana hücresi de var tabi. N kromozom ise üreme hücrelerinde bulunur. Bütün canlılarda bu böyledir. İnsanlardaki iki N kromozomlu hücreler vücut hücrelerindeki kromozom sayısını belirler. İşte mesela vücut hücreleri beyin hücresi, karaciğer, pankreas yani sperm, yumurta ve polen hariç sperm, yumurta ve polen bunlar üreme hücreleridir. Bunlar hariç duyduğunuz hücreler üreme hücresi değildir. Yani vücut hücresidir. İnsandaki en kromozomlu hücreler üreme hücrelerindeki kromozom sayısını gösterir. Mesela sperm hücresi en, yumurta hücresi en. Bunlar 23 tanedir. Mayoz bölünmede biliyorsunuz yarıya iniyordu bunlar. Deoksiribonükleik asit yani DNA'nın açılımı. Kromozomlar içerisinde bulunan dev yönetici molekülüne DNA denir. DNA'nın görevi nedir? Canlıların tüm kalıtsal bilgilerini üzerinde taşır. Örneğin işte boy uzunluğu, göz rengi, saç rengi, kan grubu, dil yuvarlama, kulak memesi, yapışık mı mı bu gibi bir sürü özellik. Hücre içerisinde de beslenme, solunum, boşaltım, üreme gibi yani canlılık olaylarını kontrol eder. DNA her canlının hücresinde bulunur. Şimdi bazı canlılarda çekirdekte bulunur. Yani ekseriye çoğu canlılarda çekirdekte bulunur. Bakteri gibi bazı canlıların çekirdeği olmadığı için stoplazmada dağınık halde bulunur. DNA'nın yapısı ilk kez James Watson ve Francis Crick isimli iki bilim adamı tarafından modellenmiştir. Bu da bazen testlerde çıkıyor. Gen neymiş? Gene bakalım. DNA'ların üzerinde bulunan ve belirli görevleri içeren birimlere yani görev birimine gen denir. Can, genler kalıtsal bilgilerin yani kan grubu, ten rengi, saç rengi gibi bunların yavru bireylere taşınmasını ve aktarılmasını sağlar. Bunlar genlerle aktarılır. Nükleot ise en küçük yapı burada. DNA molekülü oluşturan en küçük yapı birimine nükleotit denir. <laughs> Nükleotiti oluşturan yapılar. Şimdi her nükleotitte bir tane organik baz bulunmak zorunda. Bir tane şeker bulunmak zorunda. Bir tane de fosfat bulunmak zorunda. Bu organik baz adenin organik bazı olabilir. Stozin organik bazı olabilir. Guanin olabilir ya da timin olabilir. E şeker zaten 5 karbonlu bir şekerdir. Fosfatta tek çeşittir. <laughs> DNA'nın yapısında bulunan 4 farklı nükleotitin şekilleri. Hepsinde fosfat var, şeker var. Bunlar hep aynı. Fosfatlar, şekerler aynı. İşte sitozin, adenin, timin, guanin. Nükleotidin yapılarındaki organik bazlara göre isimlendirilir. Örneğin burada sitozin varsa bu nükleotide bu nükleotidin adı sitozin nükleotidi olur. Bu nükleotidin adı adenin nükleotidi olur. <laughs> Şimdi DNA ikili sarmal şeklinde, iki iplik şeklinde. Burada gördüğünüz gibi şu taraf bir iplik, şu taraf bir iplik şeklinde gösterilebilir. Burada önemli olan nokta adeninin karşısına daima timin gelir ve bunların arasında ikili hidrojen bağı vardır. Guaninin karşısına da daima sitozin gelir ve bunların arasında da üçlü hidrojen bağı vardır. DNA zincirinde adenin nükleotidin karşısına daima timin, guaninin nükleotidin karşısına da daima sitozin nükleotidi gelir. Şurayı şöyle üçlü bağ şeklinde gösterelim. Yanda verilen DNA zincirini uygun organik bazlarla doldurunuz diyor. Şimdi burası timin olduğuna göre şurada bir adenin olması lazım. Şurada bir adenin olmasına göre şurada timin olması lazım. İşte stozin, guanin bunlar çok kolay. Hemen adenin bu şekilde stozin, timin, guanin şeklinde belirtiyoruz. Bir DNA molekülünde adenin nükleotidin sayısı timin nükleotidin sayısına eşittir. Bakınız burada bir DNA molekülünde diyor. DNA'nın bir zincirinde diyor bazen sorularda bir zincirinde böyle bir eşitlik yoktur. Evet ne dedik? Adenin sayısı timin sayısına eşit. Yalnız bu DNA'nın iki zincirindeki toplam adeninler ve timinler. Aynı şekilde guaninler, sitozinler de eşit. Yani adenin bölü timin oranı birdir daima. Toplam DNA'nın toplamında tabi bu. Guanin bölü sitozin oranı da birdir. Ya da şimdi adenin bölü timin, guanin bölü sitozin ise bunların toplamlarının oranı da basit matematik bilgisi bu. Bu da birdir. Yani adenin artı guanin Timin artı stozin ya da adenin artı stozin guanin artı timin bunlar da gene eşit olan durumlardır. DNA'nın bir zincirinde adenin eşittir timin veya guanin eşittir stozin eşit olmak zorunda değildir. Bunu az önce söyledik. Bu önemli. Bir DNA molekülünde bunlar da bazen çıkıyor. Toplam nükleotit sayısı kadar fosfat sayısı vardır. Çünkü her nükleotitte bir tane fosfat var. Her nükleotitte bir tane şeker var. O zaman ne kadar nükleotit varsa o kadar fosfat ve o kadar şeker var ve toplam organik baz sayısı da yani adenin artı timin artı guanin artı stozin de yine bunlara eşittir. Bir DNA molekülünde 60 tane adenin, 20 tane guanin bulunsun. Bu DNA molekülünde toplam kaç fosfat vardır? Yani toplam nükleotit sayısını soruyor bize. Şimdi 60 tane adenin varsa 60 tane de timin vardır. Yani buradan 120 adet nükleotit geldi elimize. 20 tane guanin varsa 20 tane de sitozin vardır. Buradan da elimize 40 tane nükleotit geldi. Toplam ne oldu bunlar? 160 tane nükleotit oldu. Her nükleotitte de bir tane fosfat olacağından 160 tane fosfatımız vardır deriz. <laughs> Yine buna benzer örnekler. Bunlara geçiyorum. Bunları da az önce söyledik. Zincirin biri verilmiş. Diğerini adenin karşısına timin, guanin karşısına stozin şeklinde gene eşliyoruz. Bunlar kolay sorular. Canlıların birbirinden farklı olmasının nedeni. Buna gelelim. Canlılarda bulunan nükleotit sayılarının ve dizilişlerinin birbirinden farklı olmasıdır. Bak bu önemli. Nükleotit sayısı ve bunların dizilişi. DNA'nın şunlar da hep testlerde çıkıyor. Görev birimine gen diyoruz. Yapı birimine nükleotit diyoruz. Bunlar da birbirine karışmasın. Yani göreve bakan gen yapı taşı gibi yani yapısını oluşturan da nükleotittir. Bunların büyükten küçüğe şu sıralama kedi geni diye ezberliyorsunuz bazen. Bunlar tabi böyle kolay şeyler. Kromozom DNA gen nükleotit şeklinde büyükten küçüğe bir ilişkisi vardır. DNA'nın yapısı ve kendini eşlemesi nasıl olur? DNA molekülü sarmal şekilde kıvrılmış çift zincirden oluşan bir yapısı vardı, bunu söylemiştik. Kendini eşlemesi sırasında DNA hücre bölünmesinden önce, hücre bölünmeden önce kendini kopyalar ve miktarını iki katına çıkarır. Çünkü iki hücrede de aynı DNA'nın olması lazım. Bu olaya DNA'nın eşleşmesi, eşlenmesi denir. Burada <laughs> sırası bazen karıştırılır. Önce fermuar gibi bir açılacak, daha sonra ee, yeni oluşacak zincirlere gelecek e, nükleotitlerin organik bazların stoplazmadan çekirdeğe girmesi lazım. Yani önce fermuar gibi açılıyor sonra stoplazmadan fazla olan nükleotitler içeri giriyor. Bu sıralama önemli. DNA kendini ölçülerken ilk önce çift zincirli yapı fermuar gibi açılıyor. Daha sonra stoplazmada serbest halde bulunan organik bazlar çekirdeğe giriyor ve orada uygun bir şekilde adenin, guanin, timin vesaire bu şekilde yerleşiyor. Bu şekilde birbirinin aynısı iki yeni DNA molekülü kopyalanmış oluyor. Tabi mutasyon olmazsa. <laughs> evet. Aşağıda DNA ve genetik kodla ilgili verilen ifade ediyor. doğru yanlış şekilde işaretleniyor. Şimdi DNA sarmal şeklinde tek zincirden değil iki zincirden oluşur. DNA'nın yapısında dört çeşit organik baz vardır. Doğru. Bazen mesela şöyle sorular da geliyor. İşte canlıların hepsinde organik çeşidi aynıdır diyor. Evet aynıdır. Bütün canlılarda adenin, timin, guanin, stozin 4 çeşit organik baz vardır. Çeşitler aynıdır. Dizilişler ve sayılar farklıdır. DNA'nın bir zincirinde adenin eşittir timin, guanin eşittir stozin olması zorunlu değildir. Değildir doğru. Yani bir zincirde böyle bir zorunluluk yoktur. İki zincirde böyle bir zorunluluk vardır. Nikleotitin yapısında fosfat, şeker, protein ve organik bazlar bulunur diyor. Nikleotitin yapısında fosfat var, şeker var, ee, organik baz var. Protein, proteinden bahsetmiyoruz. Fosfat, 5 karbonlu şeker ve organik baz var. DNA kendini eşleyemez diyor. Eşler, bu da yanlıştır. Bunlar da gene kolay sorular. Bunları geçelim. Kalıtım konusuna geçelim. Kalıtım bir canlı türüne ait kalıtsal karakterlerin nesilden nesile aktarılmasına kalıtım denir. Canlıda bulunan kalıtsal karakterlerin yeni evlatlara, oğullara aktarılmasına kalıtım diyoruz. Kan grubu, cinsiyet, ten rengi, renk körlüğü, saç rengi böyle bir sürü özellik var. Bunların hepsi kalıtsal özelliklerdir. Kalıtım bilimi yani genetik bilimi, kalıtımı inceleyen bilim dalına denir. Genetik bilimi denir. Kalıtımla ilgili bazı kavramlar var. Bunlara bakalım. Şimdi kalıtsal karakterler. Genler üzerinde bulunan anne ve babadan yavru döllere aktarılan tüm özelliklere kalıtsal karakter denir. <laughs> Örneğin göz rengi, saç rengi gibi bunlar kalıtsal karakterlerdir. Gen kavramını söylemiştik. Bir daha söyleyelim kromozomlar üzerinde yer alan kalıtsal karakterleri taşıyan en küçük birime gen denir. Nükleotit şimdi en küçük birimdi ama nükleotit kalıtsal karakter taşımıyor. Dikkat ederseniz kalıtsal karakter taşıyan en küçük birime gen diyoruz. Yani DNA'nın şeklinde şöyle bir kısmını çiziyorlar sorularda. Buralar gendir. Tamam mı arkadaşlar? Buralar gendir. Şunlar nükleotit. Yani mesela şurada bir nükleotit var. Şurada bir nükleotit var gibi. Şimdi genler baskın yani dominant veya çekinik yani resesif de olmak üzere iki kısma ayrılır. Baskın gen ne demek? İlk kuşakta kendi özelliğini gösteren genlere baskın gen denir. Yani bu gen oldu mu dış görünüşte ilk kuşakta kesinlikle kendini gösteriyor. Yanına ne gelirse gelsin ve büyük harfle gösteriliyor. Örneğin işte A, B, S, K gibi mesela uzun boylu bezelye diyoruz mesela U harfiyle gösteriyoruz gibi. Çekinik gen, resesif ise baskın genin bulunmadığı durumda kendi etkisini gösteren genlerdir. Ancak bunlar da küçük harflerle gösterilir. Örneğin diyelim ki sarı saç geni, mesela küçük harfle gösteriyoruz. Bu yanında yine sarı saç geni varsa ancak dış görünüşte sarı saç ortaya çıkarabilir. Yani yanına bir tane dominant gen geldiği zaman bu dış görünüşte kendi özelliğini gösteremez. Biz buna da ne diyoruz? Çekinik gen diyoruz. Küçük harflerle gösteriliyor. Kalıtsal karakterler işte bazıları baskın mesela kahverengi göz yeşil göze baskın siyah saç sarı saça baskın uzun boy kısa boya baskın işte kıvırcık saç düz saça baskın bazı böyle özellikler var. Bunları genelde testlerde veriyor ama bazen vermedikleri de oluyor az çok bilsek bunları iyi olur. Allelgen dediğimiz kavram biri anneden biri babadan gelen karakterlerin ortaya çıkmasından sorumlu gen çiftine allelgen diyoruz. Biri anneden, biri babadan geliyor. Gen çiftleri aynı harflerle gösterir. Yani ikisi de mesela boy genine bakıyorsa biri büyük U diyelim, biri küçük U'la gösterilir. Yani birine büyük U, birine uzun boy, birine kısa boy gibi böyle göstermiyoruz. Bu şekilde ikisi de aynı harflerle gösterilir. Genotip dediğimiz şey bir canının sahip olduğu gen yapısıyla ilgili özelliklerdir. Yani harfler mesela büyük A, küçük A gibi bunlar genotiptir. Yani dış görünüşün altında yatan genler. Fenotip ise bir canlının sahip olduğu dış görünüştür. Mesela şimdi genotipi büyük D büyük D'dir. Bu dış görünüşte düz tohumudur. Genotipi büyük D küçük D'dir. Bu da düz tohumdur. Çünkü buradaki e, büyük eee homozigot pardon. E, buradaki dominant e, D harfi baskı kuruyor. Küçük D küçük D'dir genotipi. Burada tabi buruşukken e, buruşuk tohum ortaya çıkar. Fenotip çevre etkisiyle değişirken genotip asla değişmez. Mesela canlının diyelim ki ten rengi çevre etkisiyle de değişebilir. Şimdi homozigot döl, arı veya saf döl. Bir karakteri kontrol eden allel genler, yani anneden babadan gelen genlerin her ikisinin aynı kalması durumudur. İkisi de ya büyük harf olacak ya da küçük harf olacak. Mesela büyük A büyük A olurlar bunlar ya da küçük A küçük A olurlar. Örneğin burada bakınız hepsi aynı şekilde. İkisi de ya büyük ikisi de ya küçük. Biz bunlara ne diyoruz? Homozigot gen diyoruz. Heterozigot ise biri büyük biri küçük harf olacak. Yani bir baskın bir çekinik genler. Yani melez döl diyoruz biz buna. Heterozigot. Mendel ve çaprazlama ile ilgili biraz bilgi verelim. Kalıtım biliminin kurucusu Gregor Mendel'dir. Mendel 22 Temmuz 1892 yılında Avustralya'da dünyaya geldi. Bu gereksiz bilgi. İşte rahip botanik ve kalıtım bilimiyle ilgilenmiş. Bizim için şurası önemli. Mendel canlılardaki kalıtımla ilgili çalışmalarında bezelye bitkisini kullanmıştır. Neden bezelye bitkisini kullandığına dair bazen sorular geliyor. Kolay yetiştirilmesi, çok çeşitli olması, kendini dölleyebilmesi. Yani dişi ve erkek çiçek aynı bitkide bulunuyor. Bir yılda birkaç döl vermesi ve bezelyedeki değişimlerin kolay takip edilmesi, maliyetinde düşük olması gibi. Yani birçok özellikleri var. Buruşuk, işte uzun, kısa yeşil, tohum vesaire. Mesela tohum rengi bakımından sarı tohum var, yeşil tohum var. Sarı tohum yeşil tohuma baskın. Tohum şekli bakımından düz tohum var, buruşuk tohum var. Düz buruşa baskın. Gövde uzunluğu bakımından uzun kısaya baskın. Çiçek rengi bakımından sarı yeşile baskın. Böyle bir sürü özellikler var bezelyelerde. Çaprazlama demek eşleştirme. Eşeyli üreyen canlılarda yani iki tane üreme hücresi olan canlılarda. Ee, anne ve babadan gelen üreme hücrelerinin birleştirilmesi yani döllenmesi sonucu yeni yavru bireylerin elde edilmesi olayına çaprazlama yani döllenme diyoruz. Melez sarı tohumlu bezelye ile şimdi sarı tohum baskın, yeşil tohum çekinik diyor. Şimdi melez sarı tohumlu dediği için o zaman bir tane sarı gen olacak, bir tane yeşil gen olacak. Melez dediği için bunu çaprazlayalım. Saf döl yeşil ile. E zaten yeşil olması için mecbur saf döl olması lazım. Küçükse küçükse olması lazım. Şimdi burada arkadaşlar aynı matematikteki gibi e, parantez açma yapıyoruz. Şöyle şu ikisini yan yana getirelim büyükse küçükse. Sonra bunun birincisiyle bunun ikincisini yan yana getirelim. Gene büyükse küçükse. Sonra bunun ikincisiyle bunun birincisini yan yana getirelim. Küçükse küçükse. Sonra bunun birincisiyle bunun ikincisini yan yana getirelim. Gene küçükse küçükse. Bakınız şunlar melez oldu. Ve ne oldu? Sarı tohumlu oldu. Bunlar da saf, yeşil tohumlu oldu. Artık buradan matematiksel yüzdelerini de hesaplayabilirsiniz. Yine buna benzer bir örnek daha var. da geçiyorum. Evet, burada yine aynı benzer örnekler hep aynı şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Çok uzatmayalım. Cinsiyete bağlı kalıtım. İnsanlarda kız ve erkek cinsiyeti durumları var. Şimdi dişi birey ikiye eşittir 46 kromozom. Bunlardan 44 tanesi vücut kromozomudur. İşte saç rengi, göz rengi vesaire belirler. İki tanesi de eşey kromozomudur. Dişilerde bu eşey kromozomları XX harfiyle gösterilir. İkisi de X'tir. Erkek bireyler gene 2 eşittir 46 kromozom. Bunların gene 44'ü vücut kromozomu. Eşey kromozomları da iki tanedir. Biri X'tir, biri Y'dir erkeklerde de. Unutmayalım. Şöyle erkek işaretini koyalım. Şöyle de dişi işaretini koyalım. Şimdi bir anne ile bir babanın doğacak çocuklarının kız ya da erkek olma olasılığı yüzde kaçtır Şimdi bir anne alalım. Tabi burada eşey kromozomlarını alıyoruz sadece. Vücut kromozomları bizi ilgilendirmiyor. Çünkü eşey kromozomları cinsiyeti belirliyor. Bunu çaprazlaması bu da baba olsun. Şimdi burada uzun uzun çaprazlama gerek yok. Anneden her halükarda X kromozomu gelecek. Başka kromozom yok. Eğer babadan X gelirse doğacak çocuk kız oluyor. Eğer babadan Y gelirse doğacak çocuk erkek oluyor. ve daima kız ya da erkek olma olasılığı önceki çocuklar kaçar tane olursa olsun adamın 50 tane oğlu olsa 51.'nin erkek olma olasılığı gene %50'dir. Bunu unutmayalım. Doğacak çocuğun cinsiyetini belirleyen kromozom babadan gelen Y kromozomudur. Yani Y gelirse erkek, Y gelmezse kız. Şimdi kalıtsal hastalıklar var, bunlara değinelim. Renk körlüğü, daltonizm cisimlerdeki kırmızı ve yeşil rengin ayırt edilememesidir. Bu X kromozomuna bağlı bir hastalıktır. X'in üzerinde gelir yani bu hastalıklar hep çekiniktir arkadaşlar. Ee, yani baskın yani yanına bir sağlıklı gen geldiği zaman hastalık ortaya çıkmaz. İşte mesela dişi bireyde e, sağlıklı, ikisi de sağlıklı. Burada bir sağlıklı bir ta, e, taşıyıcı gen var ama bu dış görünüşte gene sağlıklıdır. Yani renk körü değildir. Ancak dişi bireyin renk körü olması için ikisinin de hasta gen gelmesi lazımdır. Erkeklerde zaten bu hastalık X geni bir tane olduğu için sağlıklı gelirse sağlıklı, hasta gelirse hasta olur. Taşıyıcılık yoktur erkeklik, erkeklerde. Gene buna bazı bazı örnekler var. Aynı şekilde hemofili de gene X geni üzerinden gelen kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır. Aynı özellikler az önce saydığım özellikler burada da var. Gene buna benzer de bir örnek. Bir tane örneği çözelim. Hemofili hastası olan bir anne. Şimdi annenin hemofili hastası olması için iki geninin de hemofili olması lazım. Bunu çaprazlayalım. Ee, sağlıklı bir baba. Baba şimdi bir X bir y olduğundan demek ki bir X geni sağlıklı olmak zorunda. Şimdi burada anneden her türlü şu hasta gen gelecek. Başka gen gelme ihtimali yok. Eğer babadan şu gen gelirse şöyle ee, bir saniye şunu silelim. Babadan şu gen gelirse normalde bu büyükeye başa yazılır da ben böyle karışmasın diye bu şekilde yazdım. Bu ne oldu? Melez yani taşıyıcı taşıyıcı kız çocuk oldu kız çocuk yani hasta değil ha hasta değil bu. Çünkü bir tane sağlıklı gen var sağlıklı gen baskı kurar. Bu sağlıklı yani sağlıklı taşıyıcı. Eğer babadan Y geni gelirse anneden zaten hep bu geliyordu. Babadan Y gelirse o zaman ne olur? Hasta erkek olur. O zaman bu kişilerin çocukları erkek olursa yüzde hasta, kız olursa yüzde sağlıklı ama taşıyıcı olur. Yine orak hücreli anemi de işte kandaki al hücrelerin orak şekline dönüştürür. Bu yeterli oksijen taşıyamaz. Bunlar vücut kromozomlarında görülür ve çekinik bir genle taşınır. Yani X kromozomunda değil vücut kromozomunda görülür. Down sendromu normal bir insanda 46 kromozom varken mutasyon sonucu 47 kromozoma çıkmasıdır. Böyle bir yapı söz konusu. Akdeniz anemisi var. Talasemi. Bir tür kansızlık hastalığıdır. Vücut kromozomlarından çekinik bir genle taşınır bu da. Burada etkinlikler var. Geçiyorum bunları. Y kromozomuna bağlı hastalıklar. Kulak içi kıllılığı, yapışık parmaklılık, balık pululuk. Bunlar Y kromozomuna bağlıdır. X kromozomuna bağlı hastalıklar. işte kaz distrofisi kasermesi diye geçiyor İsmin biraz tuhaf renk körlüğü daltonizm, hemofili yani kanın pıhtılaşması hastalıklarıdır bunlar da bu sene gene bazen çıkıyor akraba evlilikleri gene aralarında kan bağlı olan bireylerin evlenmesini akraba evliliği denir burada yani genlerin kalıtsal hastalıkların çoğu çekinik ya bu çekinik genlerin bir araya gelme ihtimali biraz daha fazla oluyor Yine bazı kalıtsal hastalıklar işte renk körlüğü, hemofili, hücre anemi, akdeniz anemisi, şeker hastalığı, kalp hastalıkları gibi bunlar da kalıtsal hastalıklardır diyoruz. Genetik tanı merkezi bunlardan da bahsedelim biraz. Bu merkez kalıtsal hastalıkların tanınmasında, tedavisinde ve daha sonra danışmada gerekli olan testleri yaparlar. Birçok kalıtsal hastalık çekinik gen ile taşınır bunu da söyledik. Mutasyon ve modifikasyona bakalım. Mutasyon canlının sahip olduğu DNA molekülünün eşlenmesi sırasında meydana gelen kalıtsal değişikliklerdir ve geri dönüşü yoktur. <laughs> Örneğin mesela burada e, timinin karşısına adenin geliyor. Burası komple e, burada timinin karşısına adenin gelmiş. Mesela adenin gelmeseydi, şurada adenin gelmeseydi bu onarılabilir bir e, durum oluyor. Ama şurada komple ikisi de koparsa Burada bir artık onarılmayacak bir durum oluşuyor. Bunlara da yani bir tanesi olmazsa onarılıyor. İkisi de olmazsa onarım yok. Bu şekilde söyledik. Mutasyonlar işte gen yapısında, nükleotitlerin sayısında artma ya da azalma ya da dizilişlerinde olabilir. Kromozom sayısında veya yapısında da olabilir. Down sendromunda olduğu gibi. Mutasyonları neden olan kimyasal etkenler olabilir. Radyasyon etkileri olabilir. X ışını, kızıl ötesi, ışınlar, sıcaklık artışı olabilir. Ateşli hastalıklar, alkol, sigara bunların hepsi mutasyona neden olabilir. Mutasyonlar vücut hücrelerinde meydana gelen değişiklikler olursa bunlar kalıtsal olmaz vücut hücresinde bir değişiklik olduğunu kalıtsal olmaz. Yardım çocuğa geçmez. Ama dölden döle aktarılmaz. Sadece kişiye etkiler. Ama mutasyonlar eşeysiz üreyen canlılarda tabii dölden döle aktarılır. Yani burada vücut hücresi diye bir şey söz konusu değil. Eşeysiz ürüyorsa direkt aktarılır. Mutasyon üreme hücrelerinde meydana gelirse kalıt saldırı ve dölden döle Mesela X ya da Y kromozomlarında olursa o zaman yeni nesillere aktarılır. İşte bazı mutasyon önerikleri albino, renk körlüğü, altı parmak, Down sendromu, Van kedisinin gözlerinin farklı farklı renkler olması, orak hücreli anemi, hemofili, kanser, dört boynuzlu kesi, dört boynuzlu keçi bunlar hep mutasyon örneğidir. Mutasyonların etkileri genellikle olumsuzdur ama olumlu olan mutasyonlarda yok mudur? Vardır tabi. Yani %100 yüz olumsuzdur diyemiyoruz. Bitki üreme hücrelerindeki mutasyon sonucu tohum sayısındaki değişim gibi bitkilerin büyü... değişim gibi bitkilerin büyüklüğünde de olumlu bir etkisi varmış mesela böyle bir bilgi verdi bize. Şimdi mutasyon anladık modifikasyona bakalım. Modifikasyonda çevre etkisi sonucu canlılarda oluşan kalıtsal olmayan bakın bu çok önemli kalıtsal olmayan değişikliklerdir. Bunlar kalıtsal değildir. Bunlar genlerin yapısında değil sadece işleyişinde değişiklik yapar. Yani genlerin yapısında değil sadece işleyişinde değişiklik yapar. Dölden döle aktarılmaz. Sadece vuduç hücrelerinde görülür. Mutasyon, modifikasyon örnekleri işte çuha çiçeğinin 15-25 derecede yetişirse kırmızı çiçek vermesi 25-35'te yetişirse beyaz çiçek vermesi gibi. Ya da Himalaya tavşanının işte kışın e, kulak ve kuyruk ayak tüylerinin siyah, yazın ise beyaz olması gibi böyle özellikler var. Aynı özelliklere sahip tek yumurta ikizleri farklı ortamlarda yaşar ise saç renkleri, boyları, zeka düzeyleri bile farklı olabilir. Birini doktor bir aileye verirsiniz, birisini de evsiz bir aileye verirseniz tabi bunların okuma şartları da farklı olur. Gene bazı e, mutasyon, modifikasyon örnekleri var. İşte spor yapan kişilerin vücutlarının kaslı olması, güneşin etkisiyle tenin bronzlaşması gibi modifikasyona etki eden faktörler ışık, ısı, besin, nem oranı, sıcaklık gibi etkiler vardır. Adaptasyona bakalım. Adaptasyon uyum sağlamadır. Yani canlıların yaşadıkları ortama uyum sağlayabilmeleri için meydana gelen her türlü değişime denir. Yani bu canlıların vücudunda bazı değişiklikler olacak. Bu değişiklikler yaşama ve üreme şansını arttıracak kalıtsal özelliklerdir. Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için işte beslenme, barınma, avlanma, üreme, koruma gibi adaptasyonlar gösterir. Örneğin kaktüs bitkisi. Kaktüs bitkisi çöl ortamına uyum sağlamak için iğne yapraklıdır terlememesi için. Gövdesinde su depo edebilir. Bunları yapamasa bu bölgede yaşama şansı olmaz. O yüzden adapte oluyor. İşte devenin kurak ve sıcak bölgelere adapte olması gibi işte bu kalem renk değiştirerek avdan iyi bir avcı olması ya da avlanma, av durumuna düşmemesi yani yaşama şansını arttırması gibi. Yine böyle bir sürü örnekler var. Kutup ayısının işte o bölgede beyaz olması, kendini kamufle etmesi, yağ tabakasını biriktirmesi vesaire. Her canlının kendine göre bir adaptasyonu vardır. Bir de varyasyondan söz edelim. Tür içi çeşitlilik. Aynı tür canlılar arasında görülen çeşitliliğe varyasyon denir. Her insanın saç renginin e, tanısı birbirinden farklıdır. Seleksiyon e, anlam olarak seçmek demektir. Şimdi doğal seçilim. Doğal seçilim nedir? Yaşadıkları çevrenin şartlarına uyum sağlayabilen canlıların yaşaması uyum sağlayamayanların da yok olup doğal seçilime uğramasıdır. Yani canlılar o bir bölgede yaşayamıyorsa doğal seçilime uğrayıp orada yok oluyorlar. Canlılar üreme ve yaşama şansını arttırabilmek için bulundukları çevreye uyum sağlamak zorundadırlar. Adaptasyon doğal seleksiyon sonucu ortaya çıkmıştır. Yani doğal seçilimler sonucu canlılar ortama adapte olmuşlardır. Doğal seleksiyona neden olan faktörler beslenme ilişkileri, canlılar arasındaki rekabetler, iklim şartları ve yangınlar diyebiliriz. Yine yırtıcı hayvanlardan kaçarken hızlı koşan geyiklerin hayatta kalması, diğerlerinin doğal seçilime uğraması gibi. Bir de yapay seçilim var. İnsanlar tarafından yetiştirilen bitki ve hayvanların istenilen özelliklerde olmasının sağlanması için sonraki nesillere aktarılması istenen özelliklerdir. Yani bu da yapay insan eliyle olan durum. Dur. Mesela süt verimi yüksek ineklerin üretimin arttırılması, yumurta ve et verimi yüksek tavukların üretilmesi, diğerlerinin doğal seçilime uğraması gibi. Genetik mühendisi ve biyoteknolojiden de bahsedelim. Genetik mühendisi canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek onlara yeni Kazandırılmasına yönelik araştırmalara yapan bilim dalıdır. Uygulama adamları işte gen tedavisi var. Daha sonra klonlama. Bunlar böyle sadece bu şekilde çıkıyor. DNA parmak izi yine işte cinayet vesaire durumlarda tespit ediliyor. Bir insanın DNA'sında bulunan nükleotit dizilimi sırasında diğer insanlardan farklı olmasına dayanır. Yani DNA parmak izi işte suçluların tespiti, babalık davası, bitki ve hayvan türlerinin korunması gibi durumlarda kullanılır. Islah çalışması. İstenilen özelliğe sahip canlıların seçilip eşleştirilmesidir. Genetiği değiştirmiş organizmalar GDO'lu mate bir canlıya istenilen bir özelliği kazandırmak için canlının gen diziliminin değiştirilmesi ya da kendi doğasında bulunmayan başka bir canlıdan genetik olarak kopyalama yapılması şeklinde oluşan durumlardır. Bunun yararlı ve zararlı yönleri vardır. Yararlı yönü bazı besin ürünlerinin dayanıklılığının artması. Zararlı yönü ise bazı alerjik hastalıklara da sebep olmasıdır denilebilir. Gene genom projesi gen haritasının çıkartılması durumudur. İnsan genom projesi işte genetik mühendislerinin günümüzde üzerinde uygulama yaptıkları bir projedir. Gene burada insanın gen haritasını çıkartıyorlar. <laughs> Aşılama ise çoğaltılması istenen bitkilerde uygulanan tohumsuz üreme şekline aşılama denir. Aşılama yöntemi kaliteli, bol verimli, hastalıklara dayanıklı meyve çeşitlerini çoğaltmada imkan sağlar. Biyoteknolojiye bakalım. Bitki ve hayvan ve mikroorganizmaların genetik yapısını geliştirerek yeni özellikler, yeni özellikler canlı elde etmeyi amaçlayan bilim dalıdır. Bu daha çok biraz böyle ekonomik ve tıp, ilaç sanayiye bakar. İşte mesela meyveli yoğurt üretimi, vitamin tableti üretimi, aşı serum üretimi, kimyasal madde üretimi, böcek ilacı, deterjan, parfüm vesaire, bitkilerde nitelikli tohum ve fidye üretimi bunlar hep biyoteknolojinin çalışma alanlarına girer. Gene insülin ve büyüme hormonunun işte bakteriler tarafından üretilmesi, bulaşıcı hastalıklara çare olarak protein üretilmesi, kanser, AIDS, akdeniz anemisi, lösemi gibi hastalıkları önlemek için kullanılacak genetik ürünlerin elde edilmesi bunlar hep biyoteknolojik ürünlerdir. Olumlu yönleri vardır. Meyve ve sebzelerin raf ömrü uzar. Ee, bu aslında yani bazen de olumsuz da olabiliyor ama bence olumlu yönleri almış burada. Yüksek ürün verimine sahip bitkilerin üretilmesi. Hastalığa sebep olan genlerin tanı ve tedavisinde yarar sağlaması. Kirli suları temizleyecek bakterilerin kullanılması. Olumsuz etkileri tabi ekolojik dengenin bozulmasına neden olabilir. Bir bitki türünün mesela yok olmasına neden olabilir. Yeni genler ile üretilen bitkilerin alerjik reaksiyonlara sebep olması. Gene GDO'lu ürünlerin çevreye zarar vermesi gibi durumlar olabilir. Biyoteknolojinin meslek dalları işte genetik mühendisi, gıda mühendisi, biyokimya, ziraat mühendisi, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji bunlar meslek dallarıdır. Evet bu konuları böyle detaylı bir şekilde anlatmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda da soru çözümleri yapacağız. Hepinize iyi günler diliyorum.